Bu bölümde ağırlıklı olarak artık kelebek dışındaki diğer hareket eden nesneleri kontrol eden klasımızın yazılımına başlayacağız. Onun için de BugCS diye bir klas açmıştık boş. Ben koda video dışında bir şey ekledim. Aslında videoyu da çektim. Onu kaybettim sonra. Bir hata daha düzelttim. Onu tekrar anlatayım. Kodu yazılmış. Şöyle bir hata da denmez. Oyunun oynanışını zorlaştıran bir şey vardı. Bir kareden diğer kareye gitmek bir zaman aldığı için bir kareye giderken yolda space tuşuna bastığımızda kareye varmadan o space işlemiyordu ve çiçeğin üzerine geldiğimizde tekrar space tuşuna basmamız gerekiyordu. O kullanımı kolaylaştırmak için şöyle bir şey yaptım. Eğer nesne hareket halindeyse ve hareket halindeyken space'e basılırsa bunu space pressed ve moving diye bir değişkeni bir olarak değiştiriyorum. Hareket halindeyken space'e basıldı. Bunu nerede yapıyorum? Space'e basıldığında çalışan fonksiyonda, space'e basılma fonksiyonunda eğer player hareket halindeyse ve player oklarla hareket ettirilebilirse yolda arada bir elma olmayacağı için zaten şu kodda çalışmayacağı için hareket ediyor olduğundan dolayı bir değişkende bunu tutuyorum. Daha sonra koordinata ulaştığımda eğer ki hareket ederken space tuşuna basılmışsa listen to the key yani bir tuşa basıldığında benim çalışan fonksiyonumu bir tuşa basıldığında çalışan fonksiyonumu E parametresiyle çalışan fonksiyonumu manuel olarak çalıştırdım. E parametresinde de kullandığım şey E.key kod olduğu için ona bakıyor hangi tuşa bastığını anlamak için. Manuel olarak sanki space'e basılmış gibi göstermek için ne yaptım? Bir obje oluşturdum. Keycode diye bir parametre koydum içine. İki nokta veri olarak da player nokta space. Space'i verdim. Space'in içeriği neydi? Space'in kodu. Ne oluyor bu şekilde? Sanki space'e basılmış gibi algılıyor. Ne zaman? Koordinata vardığında, koordinata gelirken space tuşuna basılmışsa. Space'e basılmış gibi tekrar basıyor ve o zaman koordinata ulaştığında yapmak istediğimiz işi yapmış oluyoruz. Bu P17-18'de bu sorun var. Oradan bakabilirsiniz. İlerlerken koordinata varmadan space'e bastığınızda elmayı ya da işte çiçeğinden almadığını göreceksiniz. Space'e basıldıktan sonra da artık bu işi yaptığı için tekrar değişkeni sıfıra getiriyorum. Evet, şimdi bug.cs'ye geçebiliriz. En son yaptığımız ortalama kodu da mobil uygulamada iOS'un Safari'si üzerinde baktığımda çalışıyordu. Tabii mobil uygulamalarda ok tuşları olmadığı için oyunun kendisini test edemedim. Onun için ne yapacağız? Demin az önce yaptığımız gibi nasıl şurada bir space'e basılmasını manuel olarak çağırabiliyorsak eğer nerede çağırmıştık? Şurada manuel olarak çağırmıştık. Listen to the key
fonksiyonunu sanki space'e basılmış gibi çağırmıştık. Aynı şekilde ekran üzerine şeffaf bir yuvarlak space tuşu için yukarı, sağa, sola, aşağı küçük yuvarlak resimler koyarak, şeffaf resimler, onların o div nesnelerinin on clean'e player listen to the key, işte hangi tuşa basıldıysa key kodu onu verirsek o tuşa basılmış gibi işlem yapacaktır. Böyle de mobil uygulamada da ok tuşları olmadan ekran üzerine dokunarak nesnenin hareketini gerçekleştirmiş olacağız. Bug class'ını yazdıktan sonra onunla ihtiyaç olursa ilgileniriz. Evet, bug nesnesi, bug class'ı diğer class'lardan biraz farklı olacak. Çünkü statik fonksiyonların yanı sıra bir de tekrar oluşturulan, çoğaltılan fonksiyon ve değişkenler kullanacağız. Bunun için tekrar daha önce faydalandığımız şu benim standartları yazdığım class'a ihtiyacımız var. Daha önceki class'ların oluşturulmasında şunun çok fazlasını kullanmamıştık. Çünkü şu class'ın içerisine hiçbir şey yazmamıza gerek yoktu. Sadece şunları kullandık. Public static function, public static değişken, sabit. Şunları kullandığımız için şu konuyu hiç işlemedik. Şunlarla ilgili hiç çalışma yapmadık. Şimdi bunlara ihtiyacımız oldu. Niye ihtiyacımız oldu? Bir örnekte onu anlatalım. Şurada bir örnek yapacağım. Sonra da o örnekte şurada ihtiyacım olan özelliği buranın nasıl verdiğini anlatacağım. Şimdi ben birden fazla nesne ekleyeceğim buraya. Bug 1 olacak, bug 2 olacak, belki bug 3, bug 4 diye birçok hareket eden nesne eklemek istiyorum. O nesnelerin hepsini bu class yönetecek. Tek bir class yönetecek. Şimdi ben burada bug id eşittir 1 dediğimde ne olur? Bug bir class olduğu için içinde bug id diye bir değişken açıp içine 1 değerini ekler. Ama benim atıyorum ekranda 3 tane hareket eden nesnem var. Bunların ID'leri farklı. Biri bug 1, biri bug 2, biri bug 3. Şimdi benim bu değişkenim tek bir değişken olduğu için tek bir değer tutabiliyor. Ben bug 2 için ve bug 3 için şöyle bir tip değişkende onların farklı verileri, koordinatları için farklı koordinatlarını, can durumları için farklı canlarını böyle bir yöntemle tutamam. Bizim kullanacağımız yöntemde class'ın içinde this nokta public variable diye bir kullanım şekli de kullanmışız. Şu şekilde bug'ın içinde kullanıyorum. This nokta bug id'yi buraya yazıyorum. Aşağıda bakalım nasıl kullanılıyor, nasıl çağrılıyor.
classname.public value. Evet. Bu artık şu değişken artık şu şekilde çağrılamaz. Çünkü artık bu bir statik değişken olmaktan çıktı. Deneyelim. Şunu şu şekilde kapatırsam şu kapansın. Evet. Şimdi önce şunu kaldıracağım. Şuraya diyeceğim ki zaten dedik bug.bugid eşittir 1. Altına da alert bug.bugid dedim. Çalıştıralım. Ne oldu? 1. 1 oldu. Eğer ben bunu aşağıda 2 yaparsam ne olacak? 2 olacak. 1'in üzerine yazmış olacak. Şimdi benim 1'i ve 2'yi ayrı ayrı tutabiliyor olmam gerekiyor. Şimdi önce bizim kullanacağımız yöntemi anlatacağım. Sonra bu yöntemi daha iyi anlamak için iki yöntem daha söyleyeceğim. Şimdi, değişkeni ben buraya koyarsam this.bugid 0 diye koyarsam yine bugid diye bir değişkenim var. Şunları bu sefer kapatıyorum. Bugid'i çağırmaya çalıştığımda undefined bunu bulamadı. Halbuki içeriği 0. Böyle bir şey bulamadı. Çünkü eğer bu şekilde yazarsam kullanım biraz değişiyor. Nasıl değişiyor? Hemen aşağıdan bakalım. Şu şekilde. Şimdi demiştik ya benim birden fazla nesnem olacak. Ve ben o nesneleri nasıl oluşturacağım? Var bir değişken tanımlıyorum. Bak bir diyorum. Birinci böcek. Ya da birinci hareket eden neyse. Eşittir diyorum. Bu değişken ne? New bug. Bu bir böcek. Şu değişkenin içine bu yazdığım class'tan yeni bir böcek nesnesi atıyorum. New class name. Artık bu bug 1'in içinde şu class'tan bir tane var. Ve burada statik olmayan bir değişken eklemiştim. Şunlara dikkat edelim. Baş harfi büyük olan neydi? Benim class'ım. Şimdi o class'tan bir tane yeni bug 1 diye bir değişken açıp onun içine ne yaptım? Yeni bir tane bu class'ın aynısından oluşturdum. Şimdi ne yapabilirim? Bug 1 nokta dediğimde bugid dediğimde çalıştıralım bakalım. Bana 0 değerini verecek. Niye? Çünkü statik olmayan şu değişken her bir create ettiğim nesne için ayrı ayrı tutuluyor. O da nasıl ne şekilde çağrılıyor? Hangi değişken içine create ettiysem o değişken nokta olarak. Statik olsaydı bug nokta bug id diye çağrılacaktı. Eğer ben buraya bug nokta bug id atıyorum 999 deseydim ve onu da çağırsaydım onu nereye ekledim? Statik olarak, statik değişken olarak ekledim. Ne olacaktı? 0 ve 999. İkisi ayrı şeyler çünkü. Ayrı değişkenler. Şimdi niye bu şekilde kullandığımız şu,
Şu örnekte daha kolay anlaşılacak. Burada var diyorum. Benim ikinci bir hareket eden nesnem var. Bak 2 diyorum abi değişkene. New bak diyorum. Ne oldu? Bir tane daha oluşturdum ben bu klasında. Hatta var book 3 eşittir new book bir tane daha oluşturdum. Böylece benim elimde 3 tane farklı bug klası oldu. Niye 3 tane farklı bug klasına ihtiyaç duyuyorum? Çünkü her bir hareket eden nesnenin kendine özel verileri onun içerisinde tutulacak. O nesnenin verdiği kararlar o değişkenin içerisinde alınacak ve o nesneye bug kaçsa o nesneye hareket sağlayacak. Bak 1'in aldığı bir karar bak 3 nesnesini hareket ettirmeyecek. Bak 1'in gittiği koordinatla bak 3'ün gittiği koordinat farklı. Nasıl bunu gösteririm size? Bak 1 nokta bug id diye bir değişken vardı. Buna 1 dedim. Bak 2 nokta bug id değişkenine 2 dedim. Bak 3 nokta bug id değişkenine de 3 dersen eğer aşağıda da bug 1, bug 2 ve bug 3'ü tek tek çalıştırırsam 1, 2 ve 3 değişkenlerine ulaşmış oluyorum. Yani benim şurada tek değişken açmamla birlikte şu yöntemle benim 3 farklı nesne içerisinde 3 farklı değişkenim oldu. Benim de ihtiyacım olan bu 3 farklı değişken. Şimdi tabii bu şöyle bir yöntemle de yapılabilirdi. Daha önce kullandığımız klaslardaki yöntemle yapılamaz mı? Tabii ki yapılır. Nasıl yapılır? Statik fonksiyonlar kullanacaksam ben bug id'yi burada bug nokta bug id eşittir bir dizi yani birden fazla değeri içerisinde tutabilen bir dizi olarak da oluşturabilirdim. Daha sonra bu dizinin içerisinde 1,2,3 diye 3 farklı ID'yi yazıp ulaşmak istediğim zaman da bug nokta bug id hangi bug'ın ID'sine ulaşmak istiyorsam atıyorum ikinci bug'ın ID'sine ulaşmak istiyorsam 1 sıfırdan başlıyordu 0 1 2 dersem bana 2 sonucunu verir. Ama benim çoklu dizi kullanmam gerektiğinde ya da başka değerler tutmam gerektiğinde biraz avantaj olarak daha az avantajlı bir yöntem. Bir de şu yöntemi de kullanmadığımız için ve bu yöntem bazı yerlerde ihtiyaç duyulduğu için mesela bu yöntemle yapılıp da şu şekilde yapılamayan bazı işlerle karşılaştığımız için bu konuyu da bu projenin içerisine eklemek istedim. Bizim kullanacağımız yöntem bu. Şu konuyu daha iyi anlamak için mesela şöyle bir yöntemle oluşturulabilirdi. Benim bir tane nesnem var. Nasıl benim player class'ım var? Hareket etmesini yöneten. Atıyorum ben buraya bir örümcek eklediğimde bug 1.cs deyip o örümceği hareket ettiren kodları içine yazabilirdim. Sonra bir örümcek daha eklediğimde bug 2.cs diye yeni bir dosya açıp tekrar bug 1.cs'nin içindeki komutları gidip oraya da yapıştırıp bug 3 bug 4.cs diye farklı klaslar açabilirdim. Bu yöntemi
Şurada olan işi anlamamız için söylüyorum. Yoksa hiç doğru bir yöntem değil. Bir kere yazdığımız komutu bir daha başka yerlere yazmak hiç doğru bir yöntem değil. Sonra yarın öbür gün geliştirme yapacağımızda tabii ki bug.js'in içerisine bir değişken eklediğimizde, bir nokta koyduğumuzda gidip kaç tane açtıysak onların hepsine de o değişikliği yapmamız gerekir. Bunun dışında bir de ben şu yöntemle 20 tane de hareket eden nesneyi koyarım. Hepsi ayrı ayrı hareketlerini birbirinden bağımsız olarak yapar. 100 tane de koyabilirim. Bunu çünkü bir kere yazdıktan sonra istediğim kadar fazla create edebilirim. Öbür yöntemde 100 tane farklı dosya açmalı. Ne kadar mantıksız geliyor kulağa. 100 tane farklı dosya açmanız gerekiyor. Aynı şekilde özel fonksiyon, statik olmayan fonksiyonlar içinde yine this nokta, mesela kill bug eşittir function. Neyse, kill demeyelim de buna remove diyelim. Belki çocuklar da faydalanıyor olabilir. Kelebekli bir oyun zaten bu. Mesela remove bug dediğimde ne oluyor? Bu fonksiyon kendi içindeki değişkenlere ulaşarak bu hangi bug'sa onu mesela ekrandan siliyor. Bu fonksiyon atıyorum bug 1'in içerisindeyse gidip de bug 2'nin içerisindeki bir değere ulaşamaz. Ya da bug 3'ün içerisindeki bir değere ulaşamaz. Ama mesela şöyle bir yöntemde hepsi aynı yerde olduğu için yazacağımız fonksiyon tabii ki kendi ID'sinin dışında diğer hareket eden nesnelerin de ID'lerine ulaşabilir. Diğer hareket eden nesneleri de silebilir. Ama öyle bir şeye ihtiyacımız da yok. Bir nesne kendiyle ilgili bilgilere ulaşsın. Gidip de diğer bir böcekle ilgili bilgilere ulaşmasın. Aralarında bir etkileşim olacaksa, birbirlerine bir hasar verme ya da başka türlü bir etki, birbirlerine mesela şey yapılabilir. Yan yana geldiklerinde üst üste geçmesin mesela, geri dönsün diyelim, yapılabilir. O tarz şeyler yapılabilir. Böyle etkileşimlerde de zaten return, işte bazı değerler return ederek, bazı değerler özel olaylar oluşturup bazı olayların olduğunu diğer nesnelere ulaştırarak bu iletişimi sağlarız. Gidip de bir hareket eden nesnenin gidip başka bir hareket eden nesnenin içerisindeki veriyi alıp okuyup ya da değiştirmesi şu anda bizim ihtiyacımız yok. Bununla birlikte tabii biz çok basit bir hareket eden nesne yapacağız. Random bir yön seçip kendini oraya doğru hareket edecek. Ama geliştirilebilir. Mesela siz isterseniz daha gelişmiş, atıyorum işte 5 birim kare çevresinde eğer player varsa ona yönelen ya da işte baktığı doğrultuda bir nesne varsa, hareket eden bir nesne baktığı doğrultuya göz hizasına gelirse onu takibe başlayan kodlar da yazılabilir. Ben şu anda o tarz şeyler yazmayı planlamıyorum. Daha basit şeyler yazmayı düşünüyorum. En basit şekilde. Şu kod taslağını
Burada bırakacağım. Şu kod taslağını burada bırakacağım. Kod taslağı diyelim buna. Buradan bu bak CSN içerisinde bu taslaktan bakabilirsiniz. Kullanımlarına ve şuna da yapabilirsiniz. Mesela public static variable demişim ama hatırlamazsanız bunun ne olduğunu, internetten public static variable'ın özellikleri ne, nerede kullanılır diye de bakabilirsiniz. Bir de evet şeyler var. Class'ın içerisinde private olarak oluşturulan. Biz onları kullanmayacağız. Ama şöyle bir tane şuraya private bir değişken açıp şuradan bak bir nokta. Bunun da private'ın anlamı da özel, özel yani mesela şunun arasında ben bunu açtım, oluşturdum. İşte private bir fonksiyondan ya da buranın içindeki herhangi bir fonksiyondan bu değişkene ulaşabiliyorum, kullanabiliyorum ama işte bu class'tan yeni bir tane oluşturup nokta dediğim zaman bug1 değişkeni, bug id değişkeni görünüyor ama private dışarıdan ne yapılamıyor, ulaşılamıyor. Dışarıda ulaşılmasını istemediğimiz değişkenleri, fonksiyonları bu şekilde yazabiliriz. Bazı özel fonksiyonlar olabilir. Sadece bu class içerisinde kullanılır. Dışarıdan da ulaşımı istemeyiz. Mesela çok proje, çok büyük bir class olabilir bu. Büyük bir proje olabilir. Burada atıyorum onlarca, belki 100 tane değişken olabilir. Ne olacak? Burada dışarıda işte bug bir nokta dediğim zaman bu 100 değişkeni de bana sıralayacağım. Ama o 100 değişkenden 90 tanesi benim dışarıdan hiç kullanmayacağım değişkenler olabilir. Ben burada sıralanmasını istemiyorum. Dışarıdan yanlışlıkla ulaşmak istemiyorum. Olabilirim. O gibi durumlarda gizli şey, özel değişken, özel fonksiyonlar kullanılıyor. Biz kullanmayacağız. Sizin projenizde ihtiyacınız olsa buradaki taslakta hepsinin değişkenlerin ismi, mesela class'ın ismi, class name, burada public, static, işte sabit gibi bütün hepsinin ne olduğunu ismi taşıyor. Mesela şu private fonksiyonu başında onun private olduğunu ben daha sonra içeride kullanırken gördüğümde anlamam için alt çizgi var gibi. Bununla birlikte dediğim gibi şu taslak, daha önce söylemiştim, profesyonel JavaScript kütüphaneleri yazan kişilerin kullandığı bir taslak değil. Ben başka programlama dillerinden de kullandığım standartları benim kolayıma gelen, anlaşılmasının kolay olduğunu, benim için kolay olan standartları bir araya getirerek şu şekilde kullanıyorum. Ama bir tanesi de örnek indirmiştim. En çok kullanılan kütüphanelerden biri jQuery kütüphanesinin kaynak kodları, yazımı. Genelde bütün kütüphaneler şu standartta yazılıyor. Mesela parantezle başlamış. İşte en sonda
en son satırda da class ismini return edip parantezi ve fonksiyonu kapatmış. İşte içeride mesela değişkenlerde aralarında virgül koyuyor. İşte şurada bakalım, fonksiyonlara bakalım. Fonksiyonları nasıl tanımlıyor? Şuradan. Mesela grep 2 nokta fonksiyon demiş. Bir sonraki fonksiyona geçerken virgül koymuş. Map 2 nokta fonksiyon demiş. Ben aralarda boşluklar koyduğum için böyle işte net okuyabileceğim şekilde kullanmayı istediğim için, böyle virgüllü falan kullanmak istemediğim için bu yöntemi kullanıyorum. Size için uygunsa kullanırsınız. Eğer daha profesyonel kişilerin kullandığı yöntemleri kullanacaksınız, biraz araştırma yapabilirsiniz bu konuda. Evet, şunu, bu bilgiyi, aktardığımız bilgi artık bunu yapmak için yeterli. Yapmaya başlayalım. Şu değişkenleri de ben dışarıda oluşturup değişkenlerde tutmak yerine bug 1, bug 2 olarak bug class'ın içinde statik değişken ve statik fonksiyonlarla diğer oluşturduğum böcekleri de yöneteceğim. Kendimize göre bir kullanım şekli belirleyelim. Şu alerti sileyim. Tüm oluşturduğum böceklerin ortak kullandığı değişkenleri ne yapacağım? Public static olarak bu şekilde ekleyeceğim. Her birinin kendine özel değişkenlerini de bu şekilde ekleyeceğim. Şimdi bana ne lazım? Bir tane bug nokta bug id count diyelim. ID count'u, yani bir tane hareket eden nesne eklediğim zaman ne olacak? 1. Onun ID'si 1. Bir tane daha eklediğim zaman onun ID'si 2. Bir tane daha eklediğim zaman onun ID'si 3. Bu bug ID count bütün bug'ları, bütün böcekleri ilgilendiren bir konu olduğu için, hepsinin ulaşmasını istediğim için ve tek bir değişken olduğu için buraya bunu bir tane olarak bug'a ekledim. Kullanımı da yine bug nokta bug id count olarak. Bunun içerisinde de buna ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Şuna gerek yok. Ondan sonra bir tane şu böceklerin nesnelerini tuttum. Yani içine bu class'ı create ettiğim değişkenleri yine dışarıda tutmayayım ben. Bunun içinde onlar için bir yer açayım. Nasıl yapabilirim bunu? Book nokta book list listesi diyeyim. Onu da bir dizi yapayım. Yeni bir class create ettiğim zaman onu bunun içine push komutuyla ekliyorduk. Push ederim. Daha sonra da kullanabilirim. Mesela nasıl kullanırım? Bug nokta get bug bug id'si verilen bir bugun ne yapacak bana? Mesela şu değişkenini, burada kullandığım değişkenin içeriğini return edecek.
Şu an taslak olarak yazıyorum. Bunlar değişebilir. Kafamda oluşturmaya çalışıyorum. Nasıl kullanmak daha kolay olur benim için. Diyelim nokta bug işte. Şimdi buna bug ID verelim şuraya. Hata olmasın diye. Daha sonra o değişecek. Çünkü bug ID eğer birden başlarsa bu sıfırdan başlıyor. Ama istiyorsak hadi bug ID ile IDC ile listdeki indeks numarası aynı olsun diyorsak birinci böceğimize sıfır ID'sini verebiliriz. Hatta öyle verelim. O zaman da bu komut doğru olmuş olur. Bug ID ile listdeki indeks birbirinin aynısı olur. Aynısı olmasaydı daha önce yaptığımız gibi map'in içerisinde indeksi bulmak için bir döngü oluşturup hepsine tek tek bakıp ID parametresine koyduğumuz değerde bakıyorduk. Hangi ID? Şurada mesela get item index from ID'den bütün diziyi çevirip her birinin içerisinde ID'ye bakıyorduk. Bizim istediğimiz ID hangisi ise onun item indeksini döndürüp sonra işlem yapıyorduk o item indeksle. Şöyle bir yöntem kullanırsak item indeksle ID ne olmuş oluyor? Aynı. Bu yöntemi kullanmak için diziden daha sonra eleman satır silmememiz de gerekiyor. Çünkü eğer silersek ne olacak? İndeksler kayacak. Ama oluşturduğumuz diğer böceklerin ID'leri tekrar değişmeyecek. O zaman kaydığı satırdan sonrasının ID'leri ve indeks numaraları farklı olmuş olacak. Sonra bir tane şöyle bir şey yapabiliriz. Book nokta create new book. Yeni bir böcek oluştur. Şurada da book type olabilir mesela. Book type dediğimle bakalım. Biz hani hazırlamıştık ya bunlar için kullanacağımız resimleri hazırlamıştık. Asset books içerisinde. Mesela book type 1 örümcek, book type 2 arı ya da book type örümcek ya da spider işte ya da arı. Şunu kullanmayacağız. İki çeşitimiz var. Şunları kullanacağız. Bunu da statik yapıyorum. Book.create new bug dediği zaman bug.list.push new bug gibi bir şey olacak. Ne yapacak? Yeni bir nesne create edecek. Sonra da bu listenin içine push edecek. Sonra şu counter ID'yi artı artı deyip arttıracak. Yeni bir böcek klası oluştur. Bir sonraki böcek için ID numarasını bir arttır. Create new bug dedik. Bir book type'la. Bu book type'ı kullanacağız şimdi. Daha sonra bunun içini de dolduracağım. Bunun da içini dolduracağım. Sonra burası şöyle olsun. Return şurada
tane private func şey değişken açıyorum. Bug ID 0. Burada da bug ID'yi return ediyorum. Şu neydi? Şurada açtım. Bu fonksiyon çalıştığında bu değişken oluşturuluyor. Bu fonksiyon bittiğinde bu değişken siliniyor. Ama bu değişken içeri return ettiği için eğer ki ben şöyle bir şey kullanırsam my mesela benim işte böceğimin ID'si benim birinci böceğimin ID'si eşittir. Create new bug dersem bu değişken silinmeden önce şuraya o ID'yi atıyor. Sonra ben ne yapacağım? Bug nokta get bug deyip nokta bug ID. Şu değişken şurası olmuş olacak. Bu return ettiği için o listeden o oluşturulan değişkenin içeriğini return ettiği için şu değişken şunun return ettiği şu. Şu da new bug burada bug liste push ediliyor. Bir item olarak ekleniyor. Bu da döndürdüğü yine o item. Şu da bu new bug oluştururken burada başka parametreler de vereceğiz. İşte type'ını veriyoruz. Counter arttırıyoruz gibi işlemleri yaptıktan sonra bize ID'sini geri döndürüyor. Biz de o ID ile işleme devam ediyoruz. Böylece bu oluşturduğumuz, yeni oluşturduğumuz class'ların değişkenlerini de yine bug class'ın içerisinde barındırıyoruz. Şunu sileceğim. Şuna bakalım. Alert. Bug bir ID. Bir tane daha oluşturursam. İki tane oluşturdum. Ne olacak? 0 ve 1 olacak. İki tane ne yaptı? Oluşturdu. Ve şu bug liste iki tane item ekledi. Hatta şuradan size şöyle gösterelim. Buradan görmek daha az anlatımla daha çok bilgi aktarmamıza yardımcı olabilir buradan bak. Bakalım orada. Neydi o bizim? Bak. Şöyle şunları tutarsam eğer. Çalıştırdığım zaman bakalım. Ne yapıyorduk? Şurada resume script step over şuna basalım. Şurada şimdi ne? 0. Bug list ne? Bug list'in length'i 0. İçinde hiçbir şey yok. Şunlar şu bir dizi olduğu için şunlar o dizinin özellikleri. Bu JavaScript onun dizi olduğu için bu özellikleri ekliyor. Mesela daha önce söylediğim şey şuydu. Mesela kısa kelimeler kullanırken dikkat edelim. Mesela bu dizi şimdi birçok bu özellikleri barındırıyor. Ben işte short gibi, sum gibi, pub gibi bir nokta deyip bir şey eklemeye kalkarsam ne olacak? Çakışma olacak. Çünkü nokta dediğin zaman bu zaten böyle bir şey var kendinde. Find diye bir şey var. Bir daha bunu örnek olarak söylüyorum tabii burada da. Her şey için geçerli. Yani nesnelerin
Böyle bazı özellikleri var. Dikkat etmek lazım kısa kelimeler kullanırken. Eğer bir hata ile karşılaşırsanız hani bulamadığınız bir şey, o da aklınızda bulunsun. Ona bakabilirsiniz. Öyle bir şey mi ekledim acaba? Olan bir şey. Bir adım ilerliyorum. Ne oldu? Ne oldu? Şurada. Bir adım daha ilerleyeyim. Ne oldu? Bug ID 0. Bug type bir şey verilmemiş. Return eden bug ID 0 oldu. Daha da ilerlersem. Alert etti bunu. Ne yaptı? Bir daha ekledi. Bu sefer bug ID 1. Diğer bug return ettiği ID de 1. Bunu push etti mi? Etti. Şimdi ben buraya niye geldik? Şu listeye bakmak için. Listede bakın. Uzunluk 2 olmuş. Uzunluk 2 olmuş. Ve çünkü biz 2 tane böcek ekledik. 0'a basıyorum. Bakın 0'ın içinde bir bug ID var. 0. 1'e basıyorum. 1'in içinde bir bug ID var. 0. Bu sıfırlar ne? Bakın iki farklı değişken. Bunlar şu. Ben bu push'la ekleme yaptıktan sonra burada değil tabi. Şurada. Eklemeyi yaptıktan sonra bug list bug id nokta hangi nesnemse o bug id eşittir bug id dersem yani yeni oluşturduğum bug class'ının içindeki bug id'ye şurada oluşan bug id numarasını ver dersem tekrar çalıştırırsam tık tık 0 bir daha çalıştıralım bir de 1 olsun 1 ikisini de ekledi bakalım şimdi 2 nesnem burada değişmedi değişmesi gerekiyordu. Şuraya o yazdığım kod gelmemiş zaten. Kaydedeceğim. Tekrar çalıştıracağım. Yine gelmemiş. Şunu kapatıp tekrar çalıştırırsam source şimdi geldi. Açıkken çalıştıralım. Debug moda girsin. İleri, 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 ileri. Tamam. 1. Şimdi şu listeye bakıyorum. Bug 0 ve bug 1'in ID'si birbirinden farklı. Ayrı olarak tutuluyor. Mesela remove bug fonksiyonu. Remove bug şu bug için ayrı bir fonksiyon, bu bug için ayrı bir fonksiyon. Böylelikle ben hangi bug nesnesine nokta remove bug dersem ne olur? O silinir. Şöyle de yapılabilirdi. O remove bug bug'ı ben burada bug nokta remove bug eşittir function bug id bug id parametresini vererek dışarıda kullanılacak şekilde de ne yapabilirdim yazabilirdim şimdi hangi çeşit kullanalım bizim
bizim için daha kullanışlı olursa, daha çok işimize yararsa, şekillendikçe bu klas ona doğru yöneleceğiz. Eğer biri burada işimize yararmazsa dışarı alırız. Bir fonksiyon baktık dışarıda bize yeterli olmadı, içeri alırız gibi değişiklikler yapabiliriz. Şu şekilde şu anda kullanım bu. Sonra da şu alert bug ID'yi alert ediyorum. Ama asıl şunu yapacağım. bug.getBug bug ID mesela nokta remove bug dedim mesela. Alert artı numaralı böcek silindi desin bana. Şunu kullanımını görmek için yazıyorum. Bu da bug.getBug bug id nokta deyip ne yapacağım? Kullanabileceğim. Bu istediğim alertler çıkmadı. Bakacağım kod güncellenmiş mi? Güncellenmemiş. Şunları artık kaldırayım. Kodun güncellenmesi için. Evet. Ne oldu? Sıfır numaralı böcek silindi. Bir tane undefined diyor. Undefined dediği alert nedir? Şunu alert ettikten sonra başka nerede bir alertimiz var? CTF alert. He, tabii. Şunu alert etmeyeceğim artık. Burada bir şey çalıştırıyorum ben. Burada bug oluşturduğum yeni böceğin ID'siyle o böceğin içine ulaşıp o böceğe bazı komutlar veriyorum. 0 numaralı böcek silindi, 1 numaralı böcek silindi gibi. Şimdi bana ne lazım oyunda? Bu böceğin bir nesnesi, şu kelebek gibi, elma gibi bir nesnesinin olması lazım. İndekse bir gidelim. Bir bakalım nesnelerimize. Game object elmaydı, duvardı gibi nesnelerin olduğu tag'di, etiketti. Player da onun üstünde, çünkü elmaların üstünde gezebiliyorduk. O yüzden sonradan ekledik. Z-index'i değiştirip bu üstte olan bir nesneyi de arkaya tabii götürebiliriz. Ama Z-index'le hiç oynamazsak sonra eklediğimiz olunca daha üstte oluyor. Şimdi böcekler elmaların üzerinde olabilecek ama bizim kelebeğin üzerinde değil, altında olmasını istiyorum ben. Şurada bir div açalım. ID diyelim ona. Bug container diyelim. Böcekleri taşıyan div. Böcek nesnelerini, oluşturduğumuz böcek nesnelerini ne yaparız?
bunun içine ekleriz. Ne şekilde? Player'a çok benziyor aslında. Şu player'ın yazdığımız player nesnesini kopyalayabiliriz. Tabi buraya kopyalamayacağım. Bunu her biri için bug'ın içerisinde ne yapacağım? Oluşturacağım. Bug nokta create bug element eşittir function desem şuraya da model desem şu modeli yapıştırsam her böcek için ayrı bir element değişkenine ihtiyacım var gibi görünüyor. O zaman şuraya this element diyebilirim. Element nesnemi nasıl create edeceğim? Hemen gideyim. Bu map'te bunu yapmıştık. Map'ten alayım, kopyalayayım. Hızlı bir şekilde ilerlemek için. Koordinat vermiş. Bunun içinde buna bakıyor. Tamam. Ben bunların bir çoğuna ihtiyacım yok. Ben şu kısmı kopyalamak istiyorum. Element eşittir. Tamam. Yapım çağırdı kadar. Şu kısmı istiyorum şu anda. Şu kısmı şunun içine yerleştireceğim. Ne yapıyor? İtem create element div. Bir tane div açıyor. Create ediyor. Ettim. Set attribute. ID. Tamam. Şuraya yazalım. Bug ID. Bug ID parametresini versin. Biz de onu şuraya ekleyelim. Çünkü bu create edildiği zaman bir daha bug ID'si değişmeli. Şunlar gibi değil. Bug ID'yi ekleyelim. Şuna eklemiş olduk. Bir ID'yi eklemiş olduk. Stil diyor. Stile gerek şu anda yok. Çünkü zaten hareket ettireceğimiz için onlar için bakalım nerede yapacağımı şu an düşünmüyorum. Sadece bir ID eklesin. Sonra image itemi create source evet source önemli. Çünkü type'a göre, book type'a göre bu değişiklik gösterecek. Virgül. Nasıl bir parametre ekleyebiliriz buraya? Direkt şey yazalım. Book image. Ama sağ sola yukarı aşağı döndüğünde zaten book image değişecek. Şimdi bir daha işte yapmayalım. Şimdilik boş bırakacağım. Bakalım ne olacak. Şuradan şunu kapatayım. Width ve height'ı 32 piksel yapayım. Sonra bu oluşturduğum elementi iki tane element oluşturmuşum. Onları birbirine ekleyelim. Bakalım nasıl ekleriz onları birbirine. Item nokta append child image. İmaj itemini item elementinin içine ekle. Şöyle
Oluşturan element nesnesine eşdeğer dosyasına eklenmesi değil. Şu anda. Oluşturan element nesnesinin oluşturulan imaj element nesnesinin üst element nesnesine eklenmesi. Sonra da ben bu oluşturduğum şeyi return item diye geri döndüreceğim. Geri döndürdüğüm bu nesneyi de ekrana ekleyelim. Nasıl ekleyelim? Benim neye ihtiyacım var? Bir tane daha değişken. Book nokta book container element. Bu container elementim varsa benim bir initial fonksiyona da ihtiyacım var. Bu container elementi en başta document.getElementById ile alalım. Onun id'si neydi? Book container olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Book container var. Hemen şu bug'u buraya ekleyelim. Gerek yok, varmış. O zaman şurada bug'u initial edelim. Bug.init. Init'i de ekledik. Artık şu fonksiyon çalışıyor. Container'ı ekliyor. Bu container bütün böcekler için ortak olduğundan dolayı değişkenini buraya koydum. Ama şu element bütün böcekler için, her böceğin elementi farklı olduğu için buraya koydum. Burada da şunun aynısı. Element eşittir deyip create element bug id dersem şunun içerisinde de bug'ın elementini oluşturmuş olurum. Ama daha ekrana eklemiş olmam. Ekrana nasıl ekleriz? Bu container element nokta append child bu container'ın içine bir element ekle. O da şu. Şekilde. Şu bug listi her yerde bu şekilde uzun olarak birçok kere kullanacağız galiba. Kullanmamak için şunu bir değişkene atayıp bundan sonra o kısa değişkeni kullanırız. Şuna bir bakayım çalışıyor mu diye. Ondan sonra tekrar bakalım. Tabii bunun çalışıp çalışmadığını görmemiz için bir resim eklememiz şart. Şimdilik bir resim ekleyelim. Buradan manuel olarak. Asset box asset box bug1 nokta app nokta png diyelim. Alert ediyor muyduk? Alertleri silelim. Kaç tane? 2 tane create ediyoruz. 2 tane create ediyoruz.
x-y koordinatı verelim. Vermezsek ne olur? Şurada mı çıkar? Deneyelim. Bir bakalım kodumuz ne yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Niye? Hata vermiş. Niye? Bak container element is not a function. Tabii. Niye? Çünkü şuraya yazarsam şu komut çalışmadan önce bunlar çalışır. Sayfa yüklenecek. Şu initial çalıştırılacak. Bunlar sırayla çalışacak. Bu çalışacak. Ondan sonra benim şu komutum çalışması lazım. Hata vermiyor. Hata verdi mi? Hata vermedi. Ama bir şey ekledi mi? Bir şey eklemedi yine. Bakalım. Nereye eklemesi gerekiyor? Bak konteynerin içine. Eklemiş. ID 0. Şu. Bir de ID 1 şu. Güzel. Eklemiş. Sadece konumu eklediği konumdan dolayı aslında orada görünmesi lazım. Niye göstermiyorsun orada? Şu objeleri saklasam nasıl saklayayım? Şuraya style display none desem. None dersem saklandı. Sakladım. Ama şunun bunun üstünde olması gerekiyordu. Ama position absolute olmadığı için, x-y koordinatına göre olmadığı için, bunlar yer kaplayan bir obje olduğu için tabi görünmemiş olabilir. Nereden? Şuradan. Ne yapacağız? Şunu item nokta still nokta position eşittir absolute dersem ne oldu şimdi? İkisini üst üste koydu. Üste görünüyor. Tamam. Benim istediğim bu. Bir element create ettik. HTML içine ekledik. Ve burada görünüyor. Her başlangıçta otomatik oyunu başlatalım da rahat çalışalım. Nasıl yapacağız onu? Butterfly Start Game'i şurada çalıştırırsak bu fonksiyonu menüden otomatik olarak geçer. Düğmeye basmış gibi olur. Biz de görürüz yaptığımız çalışmanın ne sonuç verdiğini.
Sonra şurada PlayerJS'den biraz kopya alalım. Şunu PlayerJS'nin yanına getireyim. PlayerJS sonuçta bir nesne, hareket eden bir nesneye sahip. Neler var? Herhangi bir key basılmayacak. Clear'ı daha sonra yaparız. Turn to. Turn to komutu var. Ne yapıyordu turn to? Nesnenin olana bakan resmini yüklüyordu. Bu this nokta turn to olacak. Direction elementimle this nokta element nokta child 0 statTrue src asset bug hemen bir değişken daha yapalım. Her bug için this nokta bug type olsun. Bu da create ederken şurada verilen şurada da yapalım. Şunu da şöyle yapacağız önce. Bug type'ı şu verilen sonra şuraya push ettikten sonra var alt çizgi my bug diye bir private değişken tanımlayıp içine şunu atıyorum. Ve artık şu uzunların yerine onu kullanıyorum. Ne yaptık? Şurada da this nokta bug type artık bu bunun tipi neyse nokta direction nokta png öyle miydi bugsmış bug 1 nokta up nokta png sadece şurada s koymamız gerekiyor çalıştıralım bir hata var mı? Yok. Peki. Turn to çalışıyor mu? Onu deneyelim. Mesela bug 1'i oluşturduktan sonra nokta diyeceğim. Turn to diyeceğim. Bottom diyeceğim. Mesela. Şurada resim yüklenemedi arka planda. Bakalım niye yüklenemedi? Niye dosyayı bulamadı? Box undefined bottom.png. Evet, undefined olmuş. Hangisi? Bug type. Şuradan modelden bakalım. Bir this fonksiyonun içinde this nokta public variable kullanılabiliyordu. Atamayı yaparken tabii atamayı boş yaptığımız için bug type'ın içerisi dolu değil. Nerede dolacağız? Şurada bug 1 bug 2 diye iki tane tipimiz vardı.
Tekrar bakalım. Bug 1 nokta bottom nokta png. Bug 1 gelmiş ama görüntülenmiyor. Sebebine bakalım. Bottom mu yok? Down mu? Yoksa ismi? Right, up, down. Evet, down. Ne yapacağız? Şuraya down yazmamız gerekecek. Bakalım. İki tane üst üste olduğu için şimdi tam net göremedim. İkisini de aşağıya yaparsam. Diğeri zaten böcek 2 aşağıya baktı. Şey, bug 2 şey, arı. Tamam, aşağıya baktı. Tamam. Bu turn to komutu ne işe yarıyor? Hangi böceğin klası ise o böceği o yana doğru çeviriyor. Şurada modele gerek yok artık. Evet, bu şekilde. Birincisi bu. Devam edelim player'dan başka. Move to. Hareket etme komutu var. Bize de hareket etme komutu lazım. Kopyalayalım tamamını. Bug'ın içine yerleştirelim. Şurada böceği istenen yana döndürür diyelim. Şuna da böceği istenilen yere hareket ettirir diyelim. Bakalım. Nelere ihtiyacım var şimdi? Böcek için this nokta x, x koordinatı, this nokta y, her böceğin kendine özel x ve y koordinatı olması gerekiyor. This, this, this. This nokta turn to. Turn to yazdık. Direction ne tarafaysa onu gerekli arttırma eksiltmeyi yapıyor. O koordinattaki objeyi alıp gidilebilip gidilemeyeceğine bakıyor. Buna böcekte gerek yok. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. This nokta think diyeceğim. Böcek bir sonraki hamlesine karar verir. Bir sonraki hamlesine karar verecek. Burada da yapacağım şey böceğin çevresindeki gidilebilecek koordinatların bir listesini çıkar. Bu listeden öncelikli hedef var ise oraya yönel. Yoksa random olarak yönel. Böcek
isterse hiç hareket etmemeyi de seçebilir. Evet. Think dediği zaman böyle bir iş yapacağım. O yüzden böcek zaten düşünürken eğer çevresinde gideceği yerlerde bir taş varsa oraya gidemeyeceğini bilecek. Orayı seçmeyecek. Oraya doğru yönlenmeyecek. Böyle bir komutlara da gerek olmayacak. Is moving. Böcek hareket halindeyken. Böcek hareket halindeyken. Zaten kendi gitmeye karar veriyor. Ama ne zaman bitecek hareketi? Neyse dursun şu anda. Kullanırsak kullanalım. Set life value eksi 1. Evet, böceğin de bir life olacak. Böceğin de bir life olacak. This nokta life eşittir 100. Hatta böceğin life 100 olmayacak. Böceğin life'ını create ederken böceğin life değeri başlangıçta random atanır. 100 ile 1000 arasında olabilir. Çünkü böceğe şöyle bir şey yazmayacağız. Hayatı life azaldığı için etraftaki çiçeklerden birine yönelip çiçeği tüketmeye çalışmayacak böcek. Zaten az sayıda çiçek elma var. O böyle böcekler de çiçeklere yönelirse tüketir onları ve bize kalmaz. Böcekler sadece bir çiçeğin üzerinden rastgele geçerlerse o çiçeği tüketecekler. Onun dışında bir çiçeğe yönelmeyecekler ya da elmaya. Life'ının da uzun olma sebebi daha çok dolaşabilsin. Ama bu 1000 çok uzun olursa, çok fazla olsa bunu 500'e de indirebiliriz. Life'ı bitince olduğu yerde bir mezar taşına dönüşecek böcek. Set life value. Bu arada şu niye kırmızı yanıyor? Çünkü burada if'i kapattık. Bu ne diyor? Bir yerin üzerinden geçemez. Böcek bunu kendi hesaplayacak. Buna gerek yok. Ama açık bırakıyorum. Belki başka bir şeye gerek olur. Daha sonra göreyim asıl orijinal kodun nasıl olduğunu diye. Set life value. Onu da yapalım. This nokta set life value eşittir. Kopyalayalım şuradan. Set life value, get life value iki tane. This set life value, this get life value, this life value küçükse sıfırdan, büyükse binden. Şuna da gerek yok aslında. Şimdilik dursun. This nokta life value. Bir board'da görünmeyecek bunun life'ı. Eğer this life 0 olmuşsa pasif ol ve mezar taşına dönüş. Böceğin hayat barını, hayat seviyesini
değiştir. Böceğin hayat seviyesini al. Şu nedir? Move to direction. Peki, is moving. Bunu koymadık. Bunu kapat. Şuna gerek var mı? Yani belli zaman aralıklarıyla hareket edeceğim ama eğer ki ben hareket ederken tekrar hareket ettirmeye çalışırsam, çünkü o hız onu doğru hesaplayamazsa bazı hatalara sebep olabilirim. Bakalım. Hem şu açıdan da önemli. Ben dışarıdan bir böceğin hareket halinde olup olmadığını sorgulayabilirim. Eğer böyle bir değişken koyarsam. Böcek şu an ne durumda? Hangi koordinatta? Dediğim zaman bana der ki mesela, o bir böcek, o böcek şu anda hareket halinde, bir koordinatta değil diyebilir. Çünkü o zamana denk gelebilir benim o böceğin koordinatını sorgulamam. Is life value -1 hareket halinde yapacak. Animate move to object. This element direction hızım kelebeğin en hızlı haliyle en yavaş halinin arasında olsun. Kelebek çok tok olduğu zaman böceklerden daha hızlı hareket etsin ama aç düştüğünde böceklerden daha yavaş hareket ederek açık bir hedef haline gelsin. Ne demiştik bu? 5 artı 10. 5 ile 15 arasındaydı. Biz buraya değer olarak 10 yazabiliriz. Başka neler var? This nokta temp x, this nokta temp y. Şunları da hemen tanımlayalım. This nokta temp y eşittir 0 olarak tanımladık. Nasıl test edeceğiz şimdi yazdıklarımızı? Bir koordinat da çıkarma varmış şu an, yok. Şöyle yapalım. Manuel olarak şu birebir koordinata 2x koordinata koyalım. Ne yapacağız? 32 piksel 32 piksel diyeceğiz. Şunları şimdilik tamam. 2'ye 2 olsun. 2'ye 2 dediğim zaman şurada oluyor. Sonra da bir tanesini kapatayım daha şimdi daha kontrol sahibi olalım, üst üste daha şey yapamadık, onları yazmadık. Ne yapmak istiyorum da? Move to. Şu nokta move to direction.
Right. Bakalım ne oluyor? Evet. Sağa doğru ne oldu? Bir birim hareket etti. Yani mesela ağacın üstüne falan hareket edebiliyor. Onları ne yapacaktık? Bu think düşünme bölümünde onların hepsini hesaplayacağız. Nereye gitmek istediğini, ne yapacağını hepsini hesaplayacağız. Gidemeyeceği yerleri gitme şansı vermeyeceğiz ona. Oraları seçmeyecek gitmek için. Ama şu anda iyi gidiyoruz. İlk iş olarak kendimize bir koordinat bulalım. Create new bug dediğinde koordinatı parametreyle alma özelliği ekleyelim mi? Gerek var mı öyle bir şey? Mesela ben bug'ı istediğim yere mi koyayım yoksa kendi random bir yerde mi olsun? Genelde şu an kafamda random kullanmak var. O zaman biz random için yazalım. Olmazsa daha sonra özellik ihtiyaç olursa ekleriz. Bug ID yaptık. Şurada diyelim var x var y. Şimdi bir döngü oluşturacağım. Daha önce nasıl yapmıştık onu? Random try ederken, denerken eklemeyi. For'la yine döngü kullanmıştık. Çünkü iki kere, üç kere deneyecekti. Sonra denemeyi bırakacaktı. İki kere, kaç kere istersek o kadar. Şimdi bulana kadar yer dönmesini istiyorum ben. Ama yine bir şey yazarız. Eğer 100 kere de bulamaz ise ekleme. Yine böyle bir şey yazarız. Çünkü bir hatayla eğer bir hata oluşup da bulamazsa sonsuz bir döngüye girmesin kodumuz. Yine böyle bir şey ekleriz. 100 kere de bulamıyorsa zaten eklemez. Bunun için yeni bir tip döngü kullanmak istiyorum. Bu tarz şeylerde sayı belirtmeden sürekli dönen bir döngü tipi kullanacağım. O döngü tipi de while döngüsü. İşte while bir koşul belirtiyorsunuz. O koşul sağlandığı sürece dönmeye devam ediyor. Ne olursa olsun. Bir de tam tersi var. Bir iş yap. Koşul alt tarafta olan. Bu döngüde önce koşula bakıyor, sonra işlemi yapıyor. Bu döngüde de önce işi yapıp sonra koşula bakıyor. Biz şunu kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Bizim bu döngünün içerisine yapacağımız şey önce şunu yazmak. Ne yapacak? X ve Y'ye random, hatta şöyle diyeceğim, 1 artı. Daha önce bu 0 eksi 1. Şundan eksi 1 çıkartacağım. Çünkü 0'dan buna kadar buluyor.
ne olacak? 0 bulursa 1 artı 1 olduğu için 1 yapacak 0 yani. Maksimum koordinatta bulursa, onda eksi 1 yaptığımız için artı 1 deyip tekrar maksimum koordinata gelecek. O zaman 1 ile maksimum koordinat arasında bir şey bulacak. Sonra bir koordinat bulduk. Bunun şimdi bakalım. Şuradan mesela ne diyordu? Get item property from coordinate. Evet. Şurada onu yapabiliriz. Bir random bir koordinat bul. Buldu. Sonra item object get map class'ı get item property x ve y bulduğu koordinatta bulduğum koordinattaki nesnenin bilgilerini getir. Bu bilgilerde eğer ki üzerine çıkılabilir bir nesne ise, eğer üzerine çıkılabilir bir nesne ise veya hiçbir nesne yoksa bu koordinatları kullanabiliriz demektir. Ve döngüden çıkacağım. Şimdi döngüden çıkmak için ne yapacağım? Var found koordinat eşittir 0. Koordinat bulundu diye bir değişken koyuyorum ben. Eğer koordinat bulundu değişkeni 1 ise, 1 değilse, 0 olduğu zaman, 0 ise bu döngü dönecek. Şurada koordinatı buldum. Eşittir 1 yapıyorum. Ne yapıyor? Döngüden çıkıyor. Müsait bir koordinat bulunduğunda döngüden çık. Çıkınca ne olacak? En son bu koordinatlara eklediğim sayılar aşağıda kullanılabilir hale gelecek. Kullanılabilir şekilde kalacak en son hangileri eklendiyse. Eğer 100 kere dönerse döngüden çık diyelim. Onu nasıl yapacağız? Şurada döngünün dışında bir while count diyelim. Döngü sayacı. Döngü her döndüğünde while count'u bir arttıralım. Buraya da eğer while yazmışız. While şuraya da while yazmışız. While count büyükse 100'den break. Break ne yapıyordu? Döngüden çıkmaya yarıyordu. Döngüden çık dedik. Güzel. Koordinat bulunduğunda değer 1 olur. Döngünün dönüş sayısını tutar. Böceğin oluşturulacağı koordinatları tutar. Count ID, bu da
böceğin ID'si. Başka, şimdi bu koordinatları kullanalım. Şunu silelim. Ne dedik? Bug eşittir bug list. Push dedi, bir tanesini oluşturdu. Sürekli kullanım için nesne ismini kısalt. Ne yaptı? Bug ID, bug type, create element. Bir element create etti. Ne yapalım? Bu create ettiğim elemente x ve y koordinatını da verelim. Şunun içerisinde yapalım bu işi. X ve y koordinatını veriyorum. Ya boş gelirse, create bug element'i ben kullanmayacağım zaten. Her zaman burada kullanacağız. Burada da zaten otomatik doldurduğu için boş gelmez. Gelirse bakarız. Hata verecektir gelirse. Ne yapalım? X ve Y. Doğru mu? Yanlış yazdık yine. Y yukarıda ne olacak? X de left olan olacak. Sonra ne yapıyor? Bakalım. Koordinat buluyor. Create element diyor. X ve Y'yi veriyoruz. O X ve Y'yi get xpx from koordinattan kaç piksel uzaklıkta olması gerektiğini hesaplayıp nesnenin top ve left'ine onu değeri atıyor. Bakalım. Mesela burada oldu şimdi. Şurada bakın bir hata var. Şurada bir hata oluşmuş. Tam koordinatta değil. Hemen bakalım. Hareket ettiği için mi oldu acaba? Yoksa başka bir sebebi mi var? İnceleyelim. Onu inceleyemiyoruz. Çünkü üzerinde başka nesneler var. Ama bug container'ın içinde olması lazım. 118.72. Nasıl hesapladı bunu acaba? Şurası parsing yaparsak ne oluyordu? Noktalı bir değer veriyordu. Noktalı değer verince de bu değerin eklendiği bütün fonksiyonlarda, parametre olarak verildiği bütün fonksiyonlarda yanlış sonuç çıkartabilir. Parsing diyelim buna da. Şurada parsing diyelim. Bir yerinin içerisinde bunu parsladığımız için ona noktalı bir değer verebiliyorduk ama burada şimdi farklı bir yerde kullandığımız için. Kelebeğin altında galiba. Evet, kelebeğin altında. Nasıl bir olasılık? Kelebeğin altında çıktı. Evet. Anahtarım da çıktı. Random bir yerde çıkıyor. Tamam, random bir yerde çıkıyor. Bundan sonra yapacağımız bir jumper'ı koymak, think fonksiyonunun içeriğini doldurmak, her seferinde
hareket edeceği yeri hesaplayıp bulup gitmesini sağlayacağız. Bu şekilde devam ederiz. Bu bölümü burada sonlandırıyorum.